Herkese merhaba Shift.net e izleyenleri. Bugün sizlerle beraber bir kutu açılışı gerçekleştirecek ve bu kutusundan çıkardığımız T-Tech'in ürünün özelliklerine yakından bakacağız. Bu ürünü hemen sizlere göstermek istiyorum. Mavi bir kutu ile sizleri daha da heyecanlandırmak istemiyorum. Şöyle gelin bir çıkartalım sonra tekrar bana döneceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir araba tutucumuz var ve ismi de Air Charger Drive. Ancak baktığımız zaman bu araba tutucusu diğer tüm tutuculardan daha farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Hem iPhone'larla hem de Android telefonlarla karşımıza çıkan bu ürün aslında diğer ürünlerden farklı olarak bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz telefonu tutucu alıp arabanın herhangi bir yerine yerleştirdiğiniz zaman telefonu şarj etmek gibi dertlerle de uğraşabiliyorsunuz. Ya da böyle telefonu koyuyorsunuz tekrar çıkartırken böyle zorluyor sizi vermiyor. O sırada camdan çıkıyor gibi çok farklı farklı zorlukları oluyor. Ancak T-Tech tek bir ürüne bir aracın içerisinde telefonu nereye koymak isterseniz koymanızı, telefonun aynı anda şarj olmasını ve çok rahat bir şekilde telefonu oradan alıp çıkarman sağlayacak bir ürün tasarlamış. Ben sadece burada bir kutu açılışı gerçekleştireceğim. Ardından hemen arabanın içerisine girecek ve canlı canlı sizlere göstereceğim. Tabii ki masanın başında kuru kuru anlatmayı planlamıyorum. Gel abi şöyle. Ercan gel şöyle bir Hemen kutusundan çıkartalım. Ben de ilk defa ürünle sizlerle karşılaşacağım. Araba sürenler için özellikle büyük şehirlerde gerçekten belli başlı sıkıntılar var. Eğer büyük şehirde yaşıyorsanız, haritaya bakmanız gerekiyorsa, özellikle telefon GPS'i kullanmasından dolayı telefonunuzun şarjı hızlı bir şekilde bitebiliyor. Ancak bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra bunun gibi sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Kutuda başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır, yok. Burada belli başlı kullanım kılavuzları var. Burada arabanın içerisinde telefonu herhangi bir yere koymamız için ve telefonu sabit kalması için gördüğünüz gibi bir tabaka yer alıyor. Ardından burayı çıkartıyorum. Ve bu da telefon tutucu cama yerleştirmek için bir aparatımız. Gördüğünüz gibi her şey düşünülmüş. Bu da bizim biraz sonra bahsedeceğimiz özel bir sensöre sahip olan T-Tech'in Qi sertifikasına sahip şarj aleti. Hemen şöyle çeviriyorum. Şarj aletinin başını her tarafa doğru çevirebilmemiz için gerekli bir aparat. Ve en önemli detaylardan bir tanesi de bu. Şimdi bu aparat bizim telefonumuzu desteklediği kadar hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi teknik özelliklerde yazıyor. Ve eğer bu aparat çıkmasaydı telefon şarj etme konusunda büyük bir eksiklik yaşayabilir. Bunu ayrıca para vermek zorunda kalabilirdik. Bundan dolayı TTK'i tebrik ettiğimi söylemem gerekiyor. Ayrıca bir yandan telefonu şarj ederken bir diğer yandan da seyahat eden kişi sizin bu aparatınızdan telefonunu şarj edebiliyor. Yani iki kişi birden düşünülmüş. Bu da bu arada bu cihazı tek başına almaya kalktığınız zaman fiyatı etkileyen detaylardan bir tanesi. Bundan dolayı t tekrar tebrik ediyorum. Şimdi şöyle bir detayımız daha var. Hemen Burayı açmak istiyorum bu kabloyu. Çünkü bu kabloda dikkatinizi çekecek bir detaydan bahsedeceğim. O da gördüğünüz gibi Type-C girişi. Bu Type-C girişini tabii ki buraya takmanız gerekiyor. Buraya taktıktan sonra telefonunuz burada kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor. Ama dilerseniz bu aparatla da direkt olarak yani kablonun yardımıyla telefonu şarj edebileceksiniz. Bu da güzel detaylar arasında kendisine yer bulmuş. Şimdi şöyle yapacağız. Kutudan çıkan ürünleri gördük. Bu açılışı arabada gerçekleştirmek istemedim. Ancak ben aparatı kuracağım, ardından da arabaya gideceğiz. Hem cama nasıl yapıştığını sizlere göstereceğim. Hem buradaki tabaka ile beraber arabanın herhangi bir yerinde bu cihaz nasıl kullanabileceğimi size göstereceğim. Hem de arabanın havalandırma ızgarasına bu cihazı nasıl takabileceğimizi sizlere göstermiş olacağım. Gerçekten tüm çözümler bizlere sunulmuş durumda. Ama şuna iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü burada özel bir sensörler alıyor ve tüm olay burada bitiyor. Grazie Arabada görüşmek üzere. Evet ürün özel olunca tabii ki özel bir arabanın yanına gelmemiz gerekli. t bu aracın içerisinde test edeceğiz. Gelin bir araca geçelim. Şimdi ilk olarak birinci aparatı deneyeceğim. Bu da tabii ki buradaki havalandırma deliklerine takabileceğimiz aparat olacak. Bu arka taraftaki çevirme işlemi sayesinde çok rahat bir şekilde takabiliyor. Ve buradaki ovalik sayesinde de çok rahat bir şekilde yön verebiliyorsunuz. Şimdi takma işlemini gerçekleştiriyorum. Takma işlemini gerçekleştirip tabii ki burada bizim arabaların ızgaraları bu kadar izin verdiği için hemen alttan da kabloyu takacağım ve gördüğünüz gibi alt tarafta ışığı yanmaya başladı. Buradaki kablo ile taktıktan sonra buradaki sensör gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çalışmaya başlıyor. Telefonumu getiriyorum ve rahat bir şekilde takıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oturdu. Tabii ki hızlı şarj özelliğinden de bahsetmiştim telefon burada hızlı şarj olmaya başladı. Almak istediğiniz zaman da çok basit bir şekilde alabiliyor ve tekrar kullanacağınız zaman da buraya koyabiliyorsunuz. Tabii ki bu bizim birinci senaryomuzdu. Buradaki Qi sertifikasının özelliği sayesinde desteklenen telefonlar en yüksek düzeyde şarj olabiliyor. Tabii ki buradaki şarj kablosu olmak zorunda değil. Bu aparat olmadan da çok rahat bir şekilde telefonunuzu buraya takabiliyorsunuz. Şimdi ikinci senaryoya geçelim. Diyelim ki telefonunuzu buraya koydunuz ve tutturdunuz. Ardından tekrar geri çekmek için arkadaki tuşa basarak çok rahat bir şekilde buradan telefonunuzu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemi halletmiş oldum. Buradaki sensör gayet hızlı bir şekilde çalışıyor ve bize tepki verebiliyor. Şimdi diğer senaryoda ben telefonu cama yapıştıracağım. Sıradaki aparatımız da oldukça kolay. Burada bir koruma jelatini var ve ben bu koruma jelatinini hemen çıkardıktan sonra buraya dilediğim gibi yapıştıracağım. Ben böyle görüşümü engellemeyecek bir açı seçtim ve cama yapıştırdım. Ardından da buradaki kilidi aşağıya doğru indirdim. Gördüğünüz gibi sabitlendi. İkinci adımda ise yapmam gereken şey burayı sıkıştırmak olacak. Artık burası da sabitlendi. Tabii ki ben hızlı bir şekilde kuruyorum. Siz burada istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Üçüncü kilidi de burada muhafaza ettikten sonra gördüğünüz gibi kullanıma hazır hale geldi. Sıradaki adımımız ise tekrar güce bağlamak olacak. Güce bağlayıp bağlamamak tamamen sizin tercihiniz olacak. Tekrar telefonumu koyuyorum ve buraya bırakıyorum. Hemen hızlı bir şekilde şarj olmaya başlayacak. Şarjda olmaya başlayacak dedim ve telefon şarj olmaya başladı. Biraz önce arkadaki tuşu size söylemiştim. Yan tarafta da bir tuş bulunuyor ve yan taraftaki tuş sayesinde çok hızlı bir şekilde burada işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrar koyacağım. Gördüğünüz gibi koydum ve tekrar sağdaki tuşa basarak hızlı bir şekilde alabiliyorum. Bu da bir diğer senaryoydu. Şimdi diğer senaryoya geçeceğim ve elimi kutuya attım. Buradaki aparat sayesinde de ki cama yapıştırmak istemiyorsunuz hemen buraya koymak istiyorsunuz. Bu son apart sayesinde de telefon tutucuyu çok rahat bir şekilde buradaki herhangi bir yüzeye yerleştirebilirsiniz. Buradaki 3 bandı çıkartabiliyor ve sağlam bir şekilde buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından da telefon tutucuyu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu arada sensör tüm gücüyle hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Aslında baktığınız zaman senaryo tamamlanmış oluyor artık. Hem bir havalandırma ızgarasına hem camda herhangi bir yere hem de arabanın herhangi bir yüzeyine çok rahat bir şekilde bu telefon tutucuyu yerleştirebiliyorsunuz. Videoyu burada kapatmak istiyorum ama baktığınız zaman hem telefonu tutabilen hem aynı anda Çin standartında güvenilir bir şekilde hızlıca şarj edebilen hem de baktığınızda çoğu telefon tutucusunda sıkıntı şudur. Siz burayı elinizle açmaya çalışırsınız. O sırada trafiktesinizdir. Ama gördüğünüz gibi t techte herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor ve hızlı bir şekilde koyup burada yolumuza devam edebiliyoruz. Evet elimizde böyle bir test aracı varken tabii ki onunla beraber denemek istedik. Videoyu burada kapatıyorum. Eğer ürünü beğendiyseniz aşağıya herhangi bir link bırakmış olacağım ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.